Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları savaşın en şiddetli biçimde yaşandığı Ukrayna'nın Maruipol kentinde mahsur kalan Türklerin en yakın zamanda kurtarılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ukrayna'dan 14.800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. Şu anda 350 civarında vatandaşımız olduğunu görebiliyoruz bilgisini verdi. Mariupol'deki tarihi kanuni camiinde yüzden fazla Türk günlerdir mahsur durumda. Mariupol Belediye Başkan Danışmanı Petr Andriyashenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mariupol'de Türklerin tahliyesine ilişkin açıklamaları. Bugüne kadar Ukrayna'dan 14.800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. 15.000'e yaklaştık. Şu anda 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor ama artık bu civarda olduğunu arkadaşlarımız dün akşam bildirdi. Mayropol'da da yüzden fazla vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Orayla iletişimimiz çok sağlıklı değil ama e, malumunuz e, Kanuni Sultan Süleyman Camisi dernek başkanı kendisi de aslında Mayrapol'da değil şu anda dışarıdan oradaki kontaklar üzerinden uydu telefonundan veya binaların 8. katından e, telefon e, mobil telefonda çektiği için bize bilgileri de kendisi de aktardı. Bu vatandaşlarımızın mayrepol'dan tahliyesi ve diğer sivillerin mayrepol'dan güvenli bir şekilde çıkışı konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik ve her iki tarafın yardımını istedik. Biz tabii Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Diğer taraftan bu insanların sağdaki defakta durum çerçevesinde buradan sağ salim e, kurtarılması için her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. E, dün e, telefonla e, sadece vatandaşlarımızın <laughs> ya da orada bir koridorun açılması insani koridorun açılması için değil e, 10 Mart'ta e, yaptığımız e, yüze görüşmenin e, takibini de e, her iki bakanla e, yaptık. E, vatandaşlarımızın e, bugün yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız e, çalışıyorlar e, ve Buradan e, Kiev'den e, ad, vatandaşlarımızın e, gönderilmesi e, planlanıyor. Yine Çernibu üzerinden. Lviv'den iki e, otobüsün e, kalkmasını e, planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türklerini e, taşıyacak. E, Odesa'dan da yine bir otobüsün e, otobüsü kaldıracağız bugün gelen talepler üzerine. Diğer taraftan Aska Türkleri ve Kırım Tatarları, e, diğer soydaşlarımızın ve bizden yardım isteyen Diğer ülkelerin vatandaşlarına da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin tahliyesi konusunda da daha önce bilgi vermiştik. Yani Mayropol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda dün akşam daha sonra Sergey Lavrov beni gece yarısı saradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısının olmadığını da e, öğrendik. Ama e, diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafta da yani insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz.